Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır, onlara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenmiş Avrupa Birliği genişlemesinin geleceği, Kuzey Makedonya ve Avrupa Birliği için faydaları nelerdir başlıklı panelde yaptığı konuşmada aşağı yukarı şunları söyledi. Bu noktada önceliğimiz Avrupa Birliği ile müzakere çerçevesinden kaynaklanan anayasa değişiklikleridir ve diğer tüm konularda meşru bir demokratik siyasi tartışma yapılması ve bu yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi için açık bir siyasi irade vardır. Bu anlamda Avrupa yanlısı tüm siyasi partiler ve meclisteki milletvekillerini seçimlerini yapmaya çağırıyorum. Seçim ise çok basit. Ya partinin çıkarları ya da Makedonya'nın Avrupa'daki geleceğidir. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski geri kalan konuşmasında özellikle Avrupa Birliği üyeliği konusunda tekrar ülkemiz bu konuda kararlı olduğuna vurgu yapmış oldu. Devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkemize destek gelmiştir ve devam edeceğine dair olarak bu sefer ise Üsküp'ü Büyükelçisi Angela Aguilar tarafından doğrulandı. ABD'nin ülke tam büyükelçisi Angela Aguilar, Başbakan Dimitar Kovacevski ile bir araya geldi. Hükümet basın servisi ise bunu ABD'nin önümüzdeki dönemde Kuzey Makedonya'yı desteklemeye devam etme kararlılığını ilettiğini olarak bağlamıştır. Bu arada Başbakan Dimitar Kovacevski geçenlerde heyet olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyareti kapsamında görüşmeler arasında gerçekleştirmiş olduğu Antony Blinken görüşmesi ile ilgili olarak getirilmiş olan kararlar ve ileride yapılması gerekenleri konusunda kendisi Antony Blinken'e de şükranlarını sunmuş oldu. Maliye Bakanı Fatmir Besimi özellikle kamu sektöründe olan çalışanların maaşlarına zam yapılması konusunda gazetecilerin sorularına cevap vermeye çalışmıştı. Kamu sektörü maaşları hali hazırda aktif olarak üzerinde çalışılmakta olan köklü bir sistemde, yani kamu sektöründeki herkesi kapsayacak bir metodoloji altında büyüyecektir. Ücretler ve maaşlar gelecek yıla kadar durdurulmuyor ve bu yıl geçen yıl kabul ettiğimiz yasayla sistemli çözüme uygun olarak asgari ücrete uyum sağlamak için kamu sektörü ücret artışı zaten olmuştur ve hükümet bu konuda kararlı olduğuna da vurgu yapmış oldu. Slovenya'nın Bled şehrinde bulunmuş şu an sağ ve merkezcil partilerin kurultayına katılan ülkemizdeki Vamaro Dapama'nın lideri Hristiyan Mickovski, oradaki birçok üst düzey yöneticileriyle ve parti liderleriyle bir araya gelmişti. Onların arasında Macaristan'ın iktidarda bulunmuş olan Fidesz Partisi'nin başkanı Viktor Orban'la da görüşmeler gerçekleştirildi. Orban'la özellikle ülkedeki bir sonraki seçimleri için seçim programında işbirliği konusunda da gerekenlere varıldığına dair olarak haberi doğrulandı. Mickovski'nin bildirdiği gibi bölgesel çerçevelerinde yolsuzluk ve suçla mücadele ihtiyacı dahil olmak üzere birçok konuda görüşmeye ele alınmıştı. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Merkez Rupa Belediyesi 27. yıl dönüm kutlamasını dün gerçekleştirmiş oldu. Yapılmış olan kültür sanat programlarıyla ayrıca her sene olduğu gibi bu senede gereken kutlama çalışmaları yerine getirildi. Öte yandan ise Merkez Rupa Belediyesi Türkiye'deki birçok şehirlerle ve belediyelerle işbirliği memorandumları imzalamaktaydı. Ondan dolayı bütün bu çalışmalar sadece imza üzerine kalmadı ve birçok belediyesiyle işbirliği fiili olarak yerine getirildi. Öte yandan ise belediye başkanı Aryan İbrahim'e göre işbirliği yapmaya ve proje üretmeye devam edilecektir. Kendisi bu sene içerisinde belediye çapında da birçok projenin hazır hale getirildiğine dair olarak açıklamasını yaparken Türkiye'den gelebilecek olan destekler her zaman beklenmektedir. Öte yandan ise birçok proje belediyede hükümetçe tarafından da desteklendiğini bildirdi. Devre Belediyesi'nin Venet semtindeki sokakların onarım ve rekonstrüksiyon görmeleri konusunda bu sefer ise açık bir tartışma düzenlendi. Devre Meclis Salonu'nda düzenlenmiş olan tartışmaya
başta belediye başkanı Ekuran Duk olmak üzere birçok yetkili temsilcilerin katılmasıyla beraberce Boris Kiedrich 4 Temmuz Leninova ve Nikola Tesla sokakları ile ilgili olarak yapılacak olan çalışmalarıyla beraberce birçok detaylar kamuoyuna paylaşıldı. Oradaki katılanların soru sormada fırsatı söz konusu olmuştu ve uygun olarak cevaplar da verilmişti. Venedik 1'deki özellikle sokakların onarım görmeleri belediyesince olarak derhal yapılması gerekenler olarak değerlendirilmişti. Sosyal Demokratik Birliği omuz omuza zafere doğru sloganıyla gerçekleştirilmiş ve ileride gerçekleştirecek olan etkinlikler bu sefer ise Mavro Arıztuşa Belediyesi'nin Rostuşa köyünü kapsamaktaydı. Öte yandan ise Sosyal Demokratik Birliği'nin heyetinde bu bölgenin milletvekili Belkiza Zekiri ve Sosyal Demokratik Birliği basın sözcüsü Bogdanka Kuzeska yer almıştı. Öte yandan ise hükümetin mevcut olan getirmiş yasaları yanı sıra vatandaşları yakından ilgilendiren konularda bu konuşmalar ele alındı. Bu akşam Debre 28 Kasım Lise son sınıf öğrencilerin defilesi başlayacaktır. Saat 20'den sonra örgütlenmiş olan bütün bu çalışmalar ve Ortaşehir'den yapılacak olan gezi söz konusu olmasıyla birlikte bununla beraberce 28 Kasım Lise Müdürü Ramazan İmeri'ye göre toplam 153 öğrenci son gezisine çıkmış olacaktır. Son derken orta eğitimini tamamlayacak ve ondan sonra üniversiteye devam edecek anlamına gelmektedir. Bunların arasında %95'i zaten üniversiteye devam etmeleri konusunda kendi kararları şu an söz konusu olmaktadır. Öte yandan ise bilindiği gibi Debre Belediye Başkanı Ekuran Duka da kendi açılış konuşmasını da başta olmak üzere geri kalan müdür ve temsilcilerin de buraya katılmaları beklenmektedir. Dibra karateci Sierra Koca ilk kendi çalışmasıyla beraberce ve müsabakalara katılmasıyla beraberce hem Debre'yi hem ülkemizi temsil etmeye fırsat bulmuş olacaktır. Tunus'ta düzenlenmiş olan Dünya Karateciler Kupası'na katılan Hera Koca bu sefer ise sadece Debre'yi değil, hepimizi ve ülkemizi temsil etmeye çalışmaktadır. Kendisi bütün gereken hazırlıklarını yapmıştır ve iyi bir performansa göstereceğin hiçbir kuşku söz konusu olmadığı bildirilmektedir. Antrenör buna inanıyor, biz de hepimiz bu bölgeden buna inanmaktayız. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.